Selam arkadaşlar, şimdi size bir oda turu videosu çekeceğim. Şu an Almanya'dayım ve Almanya'da bir üniversitede Erasmus'a başladım. Aslında başlayalı yaklaşık 3 hafta, yani başlayalı değil de okul başlayalı 1 hafta oldu ama buraya geleli 3 hafta oldu. Ve geldiğimden beri hiçbir şey çekmedim adam akıllı. O yüzden şimdi size bir oda turu videosu çekeceğim. Daha sonrasında da elimden geldiğince vlog vesaire çekmeye çalışacağım. Odamı aşırı seviyorum. Şimdi size göstereceğim odayı. Bu şekilde odalar var burada. Benim odam da burası. Şimdi size odayı göstereceğim. Ben odada tek başıma kalıyorum. Geçen sene 3 kişilik bir odada kalıyordum ve inanılmaz kötü bir şey. Yani Türkiye'de okurken gerçekten kendine ait bir alanın olması çok güzel bir şey bence. Bu arada burada yurt fiyatları falan da çok uygun. Türkiye'de 3 kişilik kaldığım odada, hiçbir şey olmayan odada verdiğim parayı burada tek kişilik ve her şeye sahip bir odaya veriyorum. Keşke Türkiye'deki şartlar ve fiyatlar uyumlu olsa ama öyle bir şey maalesef söz konusu değil. Burası böyle direkt giriş kapısı. Burada bir tane telefon var. Bu sürekli zar tut çalıp duruyor. Yetişemiyorum. Sesi de çok korkunç. Bir gün yetişip inşallah kim arıyorsa ona ulaşacağım. Ya aramıyor bile olabilirler ama mesela bugün 3 kere falan çaldı ve sürekli ödüm kopuyor. Şimdi burada böyle bir mutfağı var odanın. Küçük bir mutfağı var. Gayet yeterli benim için. Yemek vesaire yok burada. Burası zaten yurt değil de daha çok apartman daireleri gibi ama aslında yurt olarak geçiyor. Herkesin kendi haline takıldığı bir yer diyebiliriz. Burada yemeğimi yapıyorum. Buzdolabı vesaire var. Türkiye'de bizim odamızda buzdolabımız bile yoktu. Hiç değinmeyeceğim yani, kendimiz almıştık. Neyse, burada bu şekilde dolaplar var. Aşırı boş şu an ama bu taraf biraz daha dolu olmalı. Böyle ben işte bir şeyler koydum. Daha sonrasında şurada tabağımı görmeyecekseniz eğer yıkamaya çok üşendim. Bakın scrub dediğimi görüyor musunuz? Her zaman istemişimdir. Scrub mami aldım. Neyse, burada bu şekilde. Şuralar pis gözüküyor. Bir tık da pis ama aynı zamanda lekeleri bir türlü çıkartamadığım için öyle gözüküyor. Neyse, bu şekilde. Burada çöpüm falan var. Burada da buzdolabı. Buzdolabında da bu şekilde işte birkaç bir şeyler var. Bir de buzluk var yukarıda. Buzdolabındaki şeyler de bozmaya başladılar. Bir türlü ayarlayamadım ama öğreneceğim yalnız başıma yaşamayı. Daha sonra burada bir tane daha kapı var. Bu kapıda lavaboya açılıyor. Şöyle göstereyim burayı da şöyle. Çok gösterilecek bir şey yok aslında. Bu şekilde. Burası da duş. Böyle gözüküyor. Gayet hoş, gayet yeterli. Ve evet, burada kocaman bir pencere var. Burası ormana bakıyor. Birazdan zaten göreceksiniz ama neden böyle bir şey var hiçbir fikrim yok. Ya ilginç bulduğum birkaç şey var. Onları zaten şimdi göstereceğim size. Burası da böyle. Daha sonra buradan döndüğümüz zaman şöyle direkt artık benim odam tam olarak diyebileceğimiz yere geliyoruz. Burada dolabım var, işte kıyafetlerimiz var, suç zaten çok bir şey yok. Yıkamaya atmam gerekiyor kıyafetlerim ama şu an dolular, o yüzden atamadım. Daha sonrasında burada yatağım var. Yatağım biraz dağınık duruyor çünkü düzgün tutamıyorum yani. Sürekli yattığım için ve düzeltmedim videodan önce. Neyse, burada yatağım var. Daha sonrasında burada bu şekilde birazcık süsledim. Burada zaten her şey serbest olduğu için odayı süsleyebiliyorsunuz yani. KYK'larda falan bildiğiniz gibi nevresim takımını bile değiştiremediğiniz için. Neyse, burada her şey serbest sonuç olarak. Böyle bir şeyler astım. Bunun arkadaşım çok dalga geçiyor bu arada. Bence gayet güzel. Sizce güzel mi? Abi neresi kötü bunun mesela? Neyse. Şu ikisini de dün aldım. Dün arkadaşlarımla şehir değiştirdik. Würzburg'a gittik. Orada da plakçılar var böyle. Şans eseri denk geldik ve bunlar aslında içinde plaklarıyla birlikte plakların şeyiydi. Hani ne denir, anladınız. Tanesine 50 sent, yani toplam 2 tane plağa 1 euro verdim. Aşırı iyi değil mi? Hani her şey için çok iyi. Ya ikinci eller muhtemelen ama ben bunları anı olsun diye aldım zaten. Üstünde böyle ta 84'ten kalma, hatta bir şeyler yazmış falan. İki sanatçıyı da tanımıyorum ama dediğim gibi birazcık anı olsun diye aldım yani. Daha sonra buraya böyle bir tane ışık koydum. Daha fazla böyle bir tane daha ışık almayı düşünüyorum. Çünkü odamın loş olmasını seviyorum. Gerçi akşamları koyabilirsem koyarım. Işıkları açtığımda her türlü oda loş duruyor. Yani her açıdan iyi. Ama bu ışığı da açıyorum bazen böyle. Daha sonrasında buraya plakları astım. Plaklar da bunlar. Bir dakika, çok karışık oldu şu an. Burada bir de masa başımdaki yatak başı, pardon, masam var. Bir tane mumum var. Aa, mumu yakacaktım videodan önce, unuttum. Neyse. Çok güzel kokan, kokulu mum çok severim. Mumum var işte, mum için çakmak var. Daha sonrasında işte kitap falan filan. Şu niye burada bilmiyorum. Guaşa ve taç ve su. Burada da böyle direkt hani şey, ne denir? Hani bakım malzemelerimiz her türlü hani olan bir masa yaptım. Bunu nereye koyayım? Diğerleri nerede? Hiçbir fikrim yok diğerleri nerede, neyse. Burası da böyle direkt şey, hazırlanma masam falan filan diyebiliriz. Şu da, şunun altına bakın, bir tane router var.
Burada internet kablolu internet. O yüzden router satın almam gerekli. Router'da işte internet taşıyıcı diyebiliriz. Buradan bağlıyorsunuz yoksa internetiniz olmuyor. Ama bunu bağladığınızda internet çok güzel çekiyor. Ama bu da böyle birazcık pahalı bir şey yani. 80 euro falandı muhtemelen, hatırlamıyorum. Burası da bu şekilde. Daha sonrasında burada işte kalorifer var falan filan. Burada da valizim var. Bu zaten koyacak yer yok. Daha sonrasında bakın fark ettiniz mi bilmiyorum. Burada böyle çakıl taşları falan var. Hani burası bir balkon falan değil. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Şurada bir bitki falan var. İlginç bir yapı bence. Bilmiyorum, çok ilgimi çekiyor burası. Neyse, sonra burada bir de masa var. Masa da bir tık yani karışık şu an. Hiçbir şey yok ama hepsi başka yerlerde. Burası işte çalışma masası. Daha okul başlayalı bir hafta olduğu için çok kullanmadım. O yüzden pek bir şey yok diyebiliriz. Almanca kitabı almayı unuttum. Neyse tamam, iyi hatırladım şu an. Burada içemediğim çayım var çünkü içemedim yani, tadı çok kötü geldi bir an. Daha sonrasında böyle yani anahtarım falan filan, bilgisayarım şarjda. Bu da masa, bir tane sandalye var, onu oradan oraya taşıyorum yani. Daha sonrasında manzaram. Manzaramı gerçekten çok seviyorum. Camlarım kocaman. Aşırı hoşuma gidiyor. Bu şekilde manzaram da ormana bakıyor. İyice böyle yapraklar falan sararmaya başladıkça iyice ne güzel olmaya başladı yani. Akşam da işte binaların ışıkları falan filan. Şu tarafta birkaç tane bina var. Yani her türlü hoş bir manzara var. Çok hoşuma gidiyor o yüzden. Bu şekilde manzaramda. Burada da böyle dev gibi bir kitaplık var. Ama gördüğünüz gibi çok dağınık gözüküyor. Çünkü biraz dağınık. Yani bir sürü şey var burada. Bir sürü poşet var. Poşetleri nereye koyacağım bilemedim. Onun dışında bunları burada biriktiriyorum. Burada fişleri biriktiriyorum. Burada da şeyleri biriktiriyorum. Geri dönüşüm olan, bunların adı ne? Şişe. Şişeleri falan. Çünkü bunlar tanesi 25 sente geri dönüştürülebiliyor. Hepsini bir arada alıp markete gidip bunları da geri dönüşüm şeyine attığınızda mesela burada yaklaşık olarak bir 3-4 euro falan var. Anladınız mı? Yani o yüzden çok iyi. O yüzden onları biriktiriyorum. Bu şekilde burada da router'ın şeyi falan filan var. Hesap makinem. Karışık yani, Lego falan filan. Bir şeyler var. Çantam şurada. Onun dışında şeyi göstermeyi unuttum. Şuranın altında şöyle açılıyor burası. Burada böyle şeylerim var. Ayakkabılarım falan var. Bir de çantalarımı buraya koydum. Burada böyle. Başka gösterecek ne var bilmiyorum bu arada. İstediğiniz herhangi bir video fikir vesaire varsa yazabilirsiniz. Video çekeceğim. Buranın şeyini de merak ediyorsanız ne kadar ödediğimi, tam olarak bilmiyorum ama 10.000 TL'nin biraz üstü olması lazım. Açık açık söyleyeyim onu da. Bence çok iyi çünkü Türkiye'deki yurt fiyatlarından haberdarsanız KYK dışı inanılmaz pahalı ve size hiçbir şey sunmuyorlar. Burada ben direkt hani yetişkin gibi hissediyorum ve odamı çok seviyorum. O yüzden gerçekten çok mutluyum ve şanslı hissediyorum yani. Ne hayatlar varmış falan diyorum. Neyse, bu şekilde odam böyleydi. Ben odamı dediğim gibi bayağı seviyorum. İstediğiniz herhangi bir video fikri varsa aşağı yazabilirsiniz. Onun dışında işte elimden gelince video çekmeye çalışacağım. Ama bu aralar içimden böyle çok fazla paylaşım yapmak gelmiyor. Neden bilmiyorum. Her zaman böyle bir şeyler paylaşmayı, bir şeyler çekmeyi, bir şeyler oluşturmayı seven birisi olarak son birkaç aydır daha hayatımı kendim yaşamayı seviyorum gibi hissediyorum. O yüzden de pek bir şey çekemiyorum. Ama tabii ki gelmişken çekeceğim. Yoksa pişman olurum yani. Bu arada şu an fark ettim. Tokaların diğer ikisini hallediyordum. Kafamdaymış.